Bâbu men evcebe udhiyyeten fî eyyâmil aşri. Şimdi bu babda bir adam bir kurbanı kendi nefsine vacip kılıyor. Fî eyyâmil aşri, eyyâmi aşir, Zilhicce'nin birinden onuna kadar. Yani koyunu aldı. Artık Zilhicce'nin 12'ydi. O da koyunu aldı, hazırladı, kurban edecek. Ev azeme alâ yudahiyye. Yahut da almadı ama azmetti, kurban kesecek. Hellehu an yakussa şi'arehu ev esfârehu. O adam saçını kesecek mi, tırnaklarını kesecek mi, yoksa kesmeyecek mi? Ya koyunu almış yahut da azmetmiş. Aldıktan sonra bekleyecek de kurbanı kesip, kurbanı kestikten sonra tırnaklarını, sakalından saçlarını kesecek. Bundan evvel caiz değil. Yoksa kesebilir mi? Bir adam buradan kurbanını almış, Mekke'ye götürecek. Daha ihrama da girmemiş. Öyleyse saçını, sakalını temizler, tırnaklarını temizler. Ondan sonra alır gider. Caiz olur mu olmaz mı? Bunda ihtilaf var. Bazıları diyorlar ki kurbanı aldı mı daha o adam bir tüyünü koparamaz, tırnaklarını kesemez. O kurbanı kesinceye kadar. Bazıları da diyorlar ki hayır, kesebilir. Bir adam kurbanı almakla, o hediye beraber götürmekle bunlara mani değildir. Onu beyan edecek. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Bişir ibn Sâbit el-Bezzâz kâle haddesena Şöbeten Malik ibn Anes en Amr ibn Müslim en Sa'id ibn Müseyyed en Ümmü Selemet radıyallahu anha anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Ümmü Seleme radıyallahu anha dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular, men ra'a minkum, sizden biriniz görür ise hilale zilhicce, zilhicce ayının hilalini görürse ve eraden yudahhiye, o sene de kurban kesmeyi murat eder ise fela ya'hud min şa'rihi ve asfarihi, saçından ve tırnaklarından hiçbir şeyi almasın, kesmesin hatta yudahhiye, kurban kesinceye kadar. İşte birinci kavul bu. Bir adam bu sene niyet etmiş kurban kesecek. Kurbanını ya azmetmiş yahut da bilfiil gitmiş almış. Zilhicce ayini gördü, kurban kesmeyi de murad etti. Ya bu kurbanı bizzat aldı. Bu adam saçından, sakalından, tırnağından, hiçbir yerinden bir saçından alamaz. Hatta kurbanı kesinceye kadar. Birinci bu. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü, kâle haddesena Ebu Salih, kâle haddesena Leysun, Halid ibn Yezid, Sa'id ibn Ebi Hilal, en Amr ibn Müslim, ennehu kâle akbereni Sa'id ibn Müseyyed, أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. أين حديث الشريف؟ yine أم سلمة'den Sa'id ibn Müseyyeb rivayet ediyor. Evvelkisini yine o. Yalnız İmam-ı Tahaviye birinci senedi İbrahim ibn Merzuk rivayet eyledi. Bu ikinci senedi de Rabi'ul Cizi rivayet eyledi. Hadis bir, fakat senetler, raviler değiştiğinden ikisini de zikredildi. قال الليث امام الليث buyurdu ki قد جاء هذا, bu geldi, bu rivayet geldi. Ve ekserun nas ala gayrihi, bizim zamanımızda diyor bu rivayet bize erişti fakat nas'ın ekserisi bunların dediğinin gayrisi üzerine idi. Yani bunların dediği gibi yapmazdılar. Kurbanı alır, Zilhicce'nin ayında görür, gene de tıraş olur, tırnağını keserdi. Fakat rivayet geldi. Bu rivayet var. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فذهب قوم إلى هذا الحديث. Ulemanın bir kısmı bu hadise sahip oldular. فقلدوه, bu hadisi şerifi taklit eylediler. وجعلوه أصلا, bunu asıl kıldılar, kaide kıldılar. Dediler bu kaidedir. Zilhicce'nin ayini bir adam gördü mü, o senede kurban kesecek ise saçına, sakalına, tırnağına el vurmasın kurbanını kesinceye kadar. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ulemanın diğer bir kısmı bunlara muhalefet eylediler. فَقَالُوا buyurdular ki لَا بَاسَ بِقَصِّ الْاَصْفَارِ وَالشَّعْرِ Tırnakları kesmekte, saçını kesmekte beis yoktur. فِي اَيَّامِ الْعَشْرِ Bu 10 gün zarfında, Zilhicce'nin birinden onuna kadar. Kim için? لِمَنْ عَزَمَ عَلَى اَنْ يُضَحِيَ Kurban kesmeyi azm eden için beis yoktur. وَلِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ اَلَا ذَٰلِكَ Azmetmeyen için de beis yoktur. Zaten ihtilaf onda yok. Bir adam kurban kesmeyecek. Onda ihtilaf yok. O adam saçını da keser, tırnağını da keser. Çünkü kurban kesmeyecek. Kurban kesmeyi niyet etmişse Zilhicce'nin
birinden onuna kadar o kurbanı kesinceye kadar bir şey almayacaktır ondan saçından. İhtilaf burada. Fakat bu ikinci kavl diyor ki ister kurban kesmeye niyet etsin ister etmesin serbesttir. Saçını da keser, sakalından da alır, tırnaklarını da keser. Şimdi bu birincilerin rivayeti Ümmü Seleme radıyallahu anh'dır. İkincilerin istidlali de başka hadisler var. وَاَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ بِمَا قَدْ زَكَرْنَاهُ ف۪ي كِتَابِ الْحَجِّيَنَ عَيْشَةَ radıyallahu anh'a. Bu ikinci zümrede Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet edilen hadisli ihtişacı ile diler ki Kitab-ül Hac'de onu okuduk ki اَنَّهَا قَالَتْ Hazreti Ayşe buyurdular ki كُنْتُ اُفَتِّلُ قَلَائِدَ هَدِي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz hacca gideceği vakitte bedeneler aldı. Bir rivayette 100, bir rivayette 70. Onların iplerini ben bükerdim, hazır ederdim. Yularlarını hazır ederdim. فَيَبْعَثُ بِهَا O da onları gönderirdi. Onların yularlarını hazır eder verirdim. Develerin başına yularlarını vurur gönderirdi. ثُمَّ يُقِيمُ ف۪ينَا حَلَالًا Ehrama girmeden helal olarak bizim aramızda Resulullah Efendimiz dururdu. Halbuki hediye getmiş. Hediyeleri, kurbanları yola çıkarmış. لَا يَجْتَنِبُ شَيْءًا Peygamber Efendimiz bizim aramızda kaldığı müddetçe hiçbir şeyden sakınmazdı. O şeylerde neden? مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ Ehrama giren bir adam nelerden sakınırsa onlardan sakınmazdı. Niye? Ehrama girmemiş. Yani ailesine tekarrüp etmekte, tırnak kesmede, saçlarını yağlamada, saçlarını düzeltmede bunlardan ihtiraz etmezdi. Bu ki mührim olan bunlardan kaçınacak. Hatta yerci'en nasu, nasu rücu edinceye kadar, nas gidip haccini yapıncaya kadar. Fefî zâlike delilun, bunda delil olucudur. Elâ ibâheti mâ ol bir şeyin mübah olmasına ki, kad hazzarehu l-hadîsül evvel. Birinci hadiste Ebu Seleme radıyallahu anh'ın rivayetindeki evet, tahsir edilen şeylerden bunların mübah olduğuna, orada mübah değildir dediğine, burada mübah olduğuna delil olur. Ve meciu hadis-i Aişe'te radıyallahu anh'a peki iki ezvac-ı mütahharattan her birisinden başka başka türlü rivayet geldi. Biri Ümmü Seleme, biri Hazreti Aişe. Ümmü Seleme diyor ki kurban kesecek adam tırnak kesemez, saç kesemez. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan geliyor ki hayır. Resulullah Efendimiz tırnağını da keserdi, saçını da keserdi. Hangisini alacağız? Diyor ki ve meciu hadis-i Ayşe radıyallahu anh'a Hazreti Ayşe'nin hadisinin gelişi ehsenu daha güzeldir min meci hadis Ümmü Seleme radıyallahu anh'a. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hadisinin gelişinden yani senedi itibariyle bu daha güzeldir. لَاَنَّهُ جَاءَ مَج۪يًا مُتَوَاتِرًا Hazreti Aişe'den gelen hadis tevatür ile geldi. Hazreti Ümmü Seleme'den rivayet edilen hadis tevatüründen gelmedi. Tevatüründen gelen hadis daha kuvvetli olur. Öyleyse Hazreti Aişe'nin rivayeti daha kuvvetli oldu. Ve hadis Ümmü Seleme radıyallahu anh Ümmü Seleme'nin rivayet etmiş olduğu hadis felem yeci kezalik. Hazreti Ayşe'nin rivayet etmiş olduğu hadis gibi tevatüren gelmedi. Belki tane olundu fi isnadi hadisi Malik. Malik'in hadisinin isnadında. Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan kim rivayet eyledi? İbrahim İbni Merzuk. O da kimden? Bir sürü sabit. O da Şuabe'den, o da Malik'ten. Diyor ki işte Malik İbni Enes'ten rivayet edilen bu İbrahim, sonra Bişir, sonra Şöber. Bunlara tean olundu. Ne dedildi? Fakile denildi ki innehu mevkufun ala Ümmü Seleme'de radıyallahu anh. O hadis mevkuftur, muttasil değildir. Nasıl mevkuftur? Malik İbni Enes kimden rivayet ediyor? Emr İbni Müslim'den, o da Said İbni Müseyyep'ten. O da diyor ki Ümmü Seleme'den. Halbuki esas hadiste Ümmü Seleme zikredildiği yoktur. Mevkuf, Said ibn Müseyyeb'in kendi sözü olursa ona mevkuf derler. Said ibn Müseyyeb'in sözü hadis değil. Buna muttasil değildir diye itiraz oldu. Ama Hazreti Ayşe'nin hadisine böyle bir itiraz yok. Öyleyse asıl kaide kılınacak Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis değil, Hazreti Ayşe'nin rivayet etmiş olduğu hadistir.
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها ولم ترفعه. أم سلمة روايت edildi fakat onu raf etmedi. Yani Resulullah buyurdu demedi. Kalet, Ümmü Seleme buyurdular ki men ra'a hilale zilhecce. Her kim zilheccenin ayını görürse. Bu vakitte söz kimin oluyor? Hazreti Ümmü Seleme'nin kendisinin. Ve raden yudahye. Sonra da kurban kesmek de murad ederse. Zilhecce ayı girdi. O da kurban kesmek murad ediyor. Fela yâhudenne min şi'arihi. Saçlarından almasın. Ve la min asfarihi. Tırnaklarından da almasın. Hatta yudahye. Hatta kurbanı kesinceye kadar. Şimdi bu hadis muttasıl olmadı. Hazreti Ümmü Seleme böyle diyor ama Resulullah böyle buyurdu demiyor. Haddesena Yunus kâle akberene bin vehbin kâle akbereni malikünen Amr ibn-i Müslim en Sa'id ibn-i Müseyyeb en Ümmü Seleme'te radıyallahu anha mislehu ve lem terfe'u. Bu hadis İmam-ı Tahavi diyor ki Yunus da bize rivayet eyledi ama bu da merfu değildir. Yani Ümmü Seleme kendisi böyle fetva verdi. Fakat Resulullah'tan böyle işittim demedi. فَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيسِ İşte bu hadisin aslı budur. Yani Ümmü Seleme'te radıyallahu anh'a. Ümmü Seleme'den gelen hadis budur. Öyleyse bu ne oldu? Mevkuf oldu. Öteki Hazreti Ayşe'nin rivayeti muttasil oldu. Muttasil olan hadisin senedi itibariyle kuvveti fazla olduğunda o hadis alınır. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيكِ الْأَسَارِ İşte hadis yoluyla bu babdaki ihtilaf bu. Bunu beyan etti. Şu halde Zilhicce ayı girdi. Adam da kurban kesecek. Ya bizzat almış ya alacak. Saçından, sakalından alabilir mi kurbanı kesmeden? Müftabih olan alır. Hazreti Ayşe'nin rivayeti üzerine. Ve emmen nezaru fî zâlik. Kıyasa gelince fe innâ kadreynel ihram. Biz ihramı gördük. Yen haziru bihi eşya. Bir adam ihrama girdi mi bir takım eşya ona mahsur olur, haram olur. Mimma kad kanet kulluha qabluhu halalen. İhrama girmezden evvel kendisine helal olan birçok şeyler haram olur. Minha o haram olan şeylerdendir. El cima'u ailesine tekarrub etmek ve kubletu öpmek ve kassul esfar tırnaklarını kesmek ve halku şi'ari saçı tıraş etmek ve katlu saydi av avlamak. فَكُلَّ هَذِهِ الْاَشْيَا Bu eşyaların hepsi تَحْرُمُ بِالْاِحْرَامِ İhrama girmek sebebiyle haram olur. İhrama girmezden evvel helal idi. Fakat ihrama girdi mi haram olur. وَاَحْكَامُ ذَٰلِكْ مُخْتَلِفًا Bunların hükümleri de muhtelif. Yani yaparsa ne ceza tereddüt eder. Onları da beyan ediyor. فَاَمَّ الْجِمَاءِ İhrama giren bir adam ailesine tekarrub eder ise فَمَنْ اَصَابَهُ فِي اِحْرَامِهِ İhramında bu işi yaparsa fesede ihramuhu, onun ihramı fasit olur. Hacci fasit olur. Ya ne yapar? O fasit haccini tamamlar, ertesi sene gaza eder. Niçin? Çünkü o seneki hacci sayılmadı. İhramda ailesine tekarrub ettiğinden dolayı hacci gitti. Gitti ama yine onu tamam edecek. Fakat ertesi sene yapacak. Bunun hükmü bu. Evet. Ve ma siva zalik diğerleri av avladı yahut saçını tıraş etti. La yufsidu isabetuhu. Onu yapmak ifsad etmez. El ihrami ihrami ifsad etmez. Bunlar ötekiler ifsad etmez fakat ceza lazım. Kurban geliyor. Mesela av avladıysa onun bedeli bir hayvan kesecek. Tıraş ettiyse azanın dörtte birini tıraş etmişse kurban. Az tıraş etmişse sadaka. O haccin ihramını ifsad etmiyor ama ceza tereddüt ediyor. فَكَانَ الْجِمَاءُ اَغْلَزَ الْاَشْيَاءُ Öyleyse ailesine tekarrub etmek bu eşyanın en galizi, en ağırı oldu ki يُحَرِّمُهَا الْاِحْرَامُ İhramın haram kılmış olduğu şeylerin in içinde hükmü en ağır olan hangisi? Ailesine tekarrub etmek oldu. ثُمَّ رَيْنَا Sonra biz gördük ki مَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ اَيَّامُ الْعَشْرِ Zilhicce'nin biri oldu. Eyyâm-ı Aşir dedi ki bu Zilhicce'nin birinden onuna kadar. Bu girdi. وَهُوَ يُرِيدُ وَنْ يُضَحِيَ Bu adam da kurban kesmek murad ediyor. اَنَّ ذَٰلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَارِ Bu adam kurban kesecek diye bu 10 gün zarfında
kendisi mührim de değil, evde ailesine tekarrub edebilir mi, eder edemez mi? Bu eyyam-ı aşir girdi diye ailesine tekarrübe mani olur mu? Olmaz. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الْجِمَاءِ Zilhicce'nin ayı girdi diye ailesine tekarrub helal olur ise وَهُوَ اَعْلَزُ مَا يَحْرُمُ بِالْاِحْرَامِ İhram sebebiyle haram olanların en galizi bu olduğu halde Zilhicce'nin ayı girmesi sebebiyle bu haram olmaz. كَانَ اَحْرَى layık oldu ki اَنْ لَا يَمْنَعَ مَانِ olmaya مِمَّا دُونَ ذَلِكَ Bundan daha hafif olanlara Zilhicce'nin ayının girmesi mani olmaz. Yani bu muhakkak Zilhicce'nin ayının birinden onuna kadar bir adam kurban kesmek istese bile ailesine tekarrüb etmeyecek mi? Bunda ihtilaf yokça edebilir. Edebilirse onun hükmü ağır olduğu halde bu caizse saç kesmesi niye caiz değil? Tırnak kesmesi niye caiz değil? Onun da caiz olması lazım. Bu kıyas. فَهَذَا هُوَ النَّظَرِ Kıyas da budur فِي هَذَا الْبَابَيْهِ de bu babda. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu içimamın kavli de budur. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اِذَا عَنْ جَمَاعَةِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ Peki İmam Ebu Hanife bu hadisten böyle istidlal istinbat etti. Bir de sahabelere bakalım ki Resulullah Efendimiz'den yahut ulema-i mütekeddiminden, tabiinden, tebe-i tabiinden fetvalar var mı? Onlar ne şekilde hareket etmiş? Diyor ki onlardan da rivayet var, caiz olduğuna dair. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle akberenni ibn-i Ebi Zibin, ha, ve haddesena İbrahim ibn-i Mercuk, kâle haddesena Bişir ibn-i Ömer, kâle haddesena ibn-i Ebi Zib, en Yezide ibn-i Abdillah, Yezid olacak o yürüt değil, en Yezide ibn-i Abdillah ibn-i Kusay, en Ata ibn-i Yasar, rivayet eyledi ki Ata ibn-i Yasar, meşhur tabiinden, ve Ebu Bekir ibn Abdurrahman ibn Haris ibn Hişam ve Ebu Bekir ibn Süleyman bunların üçü kanu la yarawna ba'san beis görmezdiler yani caiz görürdüler en yahuza raculu min sharihi bir adam saçından almasını ve yukallima asfarehu tırnaklarını kesmesini de beis görmezdiler fi aşri zilhicce zilhicce'nin 10'unda 10 gününde zilhicce ayı girdi diye kesilmez diye böyle bir mahsuri görmezdiler ki mehsul yoktur, daha beğestir, alabilir, tıraş olabilir, dırnağını kesebilir derdiler. Öyleyse bak İmam Ebu Hanife'den evvel gelmiş bunlar. Bu alimler de beis görmemişler ki İmam Ebu Hanife'nin mezhebini teyit ediyor. وَقَدْ يَحْتَجَّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا بَعْضُ اَصْحَابِنَا Bizim Hanefi uleması ihticac ettiler yine. Bazıları bima haddesena Yunus, Yunus'un rivayet etmiş olduğu bir meseleyle. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذيب عن عثمان بن عبيد الله بن رافع عن عبد الرحمن بن هرمز عن محمد بن ربيعة قال رآني عمر بن الخطاب محمد بن ربيعة diyor ki عمر بن الخطاب beni gördü رضي الله عنه طويل الشارب بيغم uzun gördü bıyıklar uzanmış ve zalike bi zul huleyfe bu da zul huleyfe'de işte Medine'nin mikati abar ali diyorlar zul huleyfe'de ve ana ala naqati ben de devenin üzerindeydim baktı ki benim bıyıklarım uzun ve ana uridul hac ben de hacca gidiyorum hacı murad ediyorum fe emereni an aqussa min sha'ri dedi ki bıyıkların uzun bıyıkların kes dedi fe fealtu ben de işledim halbuki zilhicce girmiş zilhicce girdiği halde o adam da yani hacca gidiyor Hazreti Ömer emretmiş ki bıyıkların uzun kısalt o da kısaltmış. Fakat bu hüccet olur mu olmaz mı? Niye? Belki Zilhicce'ye girmiş miydi, girmemiş miydi? Bu rivayet var ama öteki adam der ki Zilhicce'ye hele girmemişti de onun için yaptı. Ve la hüccete indena fi hazi. İmam-ı Tahavi diyor ki bunda bizim için hüccet yoktur. Hanefi ulemasından bazı hüccet getirdi ama fakat bana göre bunda hüccet yoktur. لَاَنَّهُ لَا يُرِيدُ اَنْ يُدَحْيَ Yümkün o adam kurban kesmek istemiyordu. Zilhicce'nin ayı girdi. Evvela dediğim gibi bir ihtimal var ki belki Zilhicce girmemişti. Zilhicce girmişse adam belki kurban kesmek murad etmediydi. Çünkü kurban kesmek murad eden adam yapamaz bunu. اِذَا كَانَ يُرِيدُ الْحَجِ Hacı murad ediyorsa demek adam kurban kesmek murad etmemişti. فَلَا حُجَّةَ فِي هَذَا Bunda hüccet yoktur عَلَى اَهْلِ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mezhep sahiplerine. لَنَّهُمْ O birinci mezhep sahipleri.
اِنَّمَا يَمْنَعُونَ مِنْ ذَٰلِكِ Saç ve tırnak kesmeden men ederler. مَنْ اَرَادَ اَنْ يُطَحِي Kurban kesmek murad eden kimse olursa, ister hacı olsun, ister hacın gayrısı olsun, evinde mesela zenginlik kurbanı kesecek. O birinci makale sahipleri diyor ki, sen memlekette kurbanını keseceksen, niyet ettin yahut da bizzat aldın, Zilhicce ayı girdi mi onu kurbanı kesinceye kadar saçını tıraş edemezsen, tırnağını kesemezsen, buna cevap verdi ki, peki ailesine tekarruf edebilir mi? Edebilir. O daha büyük cürüm. Bir adam mehramdayken ailesine tekarruf etse hacı fasit oluyor. Fakat tıraş etse hacı fasit olmuyor. Ailesine tekarruf ediyor da saçını kesemiyor. O kıyasen cevap verdi ona. Bu da diyor ki, bu adam gördü de Muhammed bin Rabi'ye, Ömer bin Rabi'ye, Hazreti Ömer ne dedi ona? Bıyığın uzun, bıyığın kes. Bu delil olamaz. Niye delil olamıyor? Muhammed bin Rabi'ye. Diyor ki, caiz ki adam hacca gidiyordu, fakat kurban kesmeyecekti. Kurban kesmeyen adam saçını sakalını tıraş edebilir. Ona öyle cevap verdi. Evet. Ve la hüccete indena fi evet. Ve hüccetun uhura diğer bir hüccet tetfe'u hadel hadis bu hadisi def eder ki en yekune fi hüccetun aleyhim onların aleyhine bu hadiste hüccet olacağını başka bir hüccet var ki o def eder ve zalik o def eden hüccet ise ennehu lem yüzker zikredilmedi ki enne zalik kâne fi aşri zilhicce zilhiccenin onunda olduğuna dair rivayet yok ev kable zalik Zilhicce'nin onundan evvel mi oldu? Bu da onun için hadiste bu olmadığından dolayı dediğim gibi Hazreti Ömer ve adama bıyığın kes demiş ama caiz ki Zilhicce'ye girmemiş. Onun için bu delil olamaz. Eğer Zilhicce'ye girmişse caiz ki adam hac edecek de kurban kesmeyecek. Bu ihtimaller olduğundan bu delil olmaz. Evet. Fakat öteki yukarıdaki tabiinden bir Atabe onunla beraber birkaç sahibi Zilhicce'nin ayı girdi. O adam da kurban kesmek murad ediyor. O saçından, tırnağından almasında bir iş yoktur dedi. Var mı vakıda? Burada kalsın. Bab-ı zebhe bissinni ve zifri. Yarın oradan okuruz inşallah. Allah-u Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.